Dudak çizimimiz için gerekli malzemeler kurşun kalem, kağıt kalem, beyaz kalem, kalem silgi ve kuru boyalar olacak. Taslak için B numara kurşun kalemimizle dikdörtgen çiziyoruz. Daha sonra bu dikdörtgeni yatay ve dikey olarak ortadan ikiye ayırıyoruz. Üst tarafa ortalayacak şekilde bir yuvarlak, alt tarafa ise sağlı sollu iki yuvarlak çiziyoruz. Daha sonra üstteki yuvarlağın tepesine U şekli yapıp dudakların çatal kısmını yapıyoruz. Sonra diğer yuvarlakları referans alarak dudağın altını ve üstünü çiziyoruz. Daha sonra bunu silgiyle siliyoruz ve taslağımız ortaya çıkıyor. Bu noktada dar alanları da silebilmek için kalem silgi bizim çok işimizi görüyor. Dudağın kalınlığı ve uzunluğu tamamen başta çizdiğiniz dikdörtgene bağlı olarak değişiyor. Şimdi de sizlere sola ve sağa dönük dudakların çizimini göstereceğim. Öncelikle dikdörtgenimizi çiziyoruz. Sol tarafa dönük olması için yatay çizgimizi çizerken dikey çizgiyi sola yakın çiziyoruz. Üstte yuvarlak, altta iki yuvarlak çizerken soldaki yuvarlağımız daha küçük olacak. Bu bizim püf noktamız. Ve daha sonra yine yuvarlaklarımızı referans alıp köşelerimizi çiziyoruz. Dudağımızın detaylarını çiziyoruz. Aynı şeyi sağa dönük dudak içinde yine dikdörtgen çizerek başlıyor. Ortadan ikiye bölüyoruz. Daha sonra sağa yakın bir dik çizgi çizip üstte yuvarlağımızı çiziyoruz. Altta sola yine aynı yuvarlaktan ama sağ tarafa daha küçük bir yuvarlak çizerek yuvarlaklarımızı referans alıp dudağımızı çiziyoruz. Evet. Şimdi dişlerin gözüktüğü bir dudak çizmek için yine dikdörtgenimizi çiziyoruz. Yatay ve dikey olarak ikiye böldükten sonra üst yuvarlağımızı tepeye daha yakın çiziyoruz. Ve daha sonra yine yuvarlakları referans alıp dudağımızı çiziyoruz. Renklendirmek için açıktan koyuya gidiyoruz. Önce ten rengiyle, sonra açık pembeyle boyuyoruz. Işık alan kısımları bu arada beyaz şekilde boş bırakıyoruz. Daha sonra koyu pembeye geçiyoruz. Sonra açık kırmızıyla koyu alanları boyuyoruz. Kaynaştırıyoruz. Kağıt kalem bu işe yarıyor. Kalem silgiyle de siyah olan yerleri siliyoruz gerçekçi olması için. Sonra tekrar kırmızıyla renk veriyoruz. Bunları kaynaştırıyoruz. Daha sonra koyu kırmızıyla daha koyu alanları boyuyoruz. Morla dudağın iç kısımlarına koyuluk veriyoruz. Ve dıştaki gölgeli alanlara. Sonra gri ile buralardan tekrar geçiyoruz. Kaynaştırdıktan sonra kırmızıyla çizgisel şekilde hareketler veriyoruz. Böylelikle dudağımızın daha gerçekçi olmasını sağlıyoruz. Sonra kahverengi ile koyu gölgeli yerlere tekrar gölge veriyoruz. Gri ile dişleri çizmeye başlıyoruz. Sonra mavi ile dişlerin uç kısımlarına renk veriyoruz. Tekrar gri ile uç kısımları gölgelendiriyoruz. Kahverengi ile dişlerin ana hatlarının üzerinden geçiyoruz. Gri ile ağzın koyuluklarını verdikten sonra
Dudak çevresini ten rengiyle boyuyoruz. Daha sonra açık kahve, koyu kahve gibi renklerle gölgeli alanları boyuyoruz. Koyu kahve ile en gölgeli yerlere ton veriyoruz. Bunları ara ara kağıt kalemle kaynaştırdıktan sonra tekrar ton veriyoruz. Daha gerçekçi bir renk elde edebilmemiz için. Araya pembeler de sürüyoruz. Benim eksik renklerim olduğu için ten rengim biraz koyu oldu. Ama siz daha açık renkler kullanarak ten rengini açık yapabilirsiniz. En son olarak da beyaz kalemle ışık alan yerleri boyuyoruz. Ve sonuç böyle oluyor.